Abi ben Hakkı. Namı diğer telefon Hakkı. Adım buralarda iyi bilinir. Duymuşsunuzdur belki. Duyduk duyduk. Tabii ki duyduk da daha çok filmlerden yani. Abi her türlü akıllı, akısız telefon, tablet ve bunun gibi ihtiyacınız da... Tamam kardeşim, tamam. Ben burada olamam ya. Ben burada olamam. Metin, bak kızlar korkmaya başladılar abisi. Senin ağzın güzel laf yapıyor. İstersen şunlara bir iki tane güzel laf et. Kızlar koyuvermeyin kendinizi. En güçlü olmamız gereken zaman. Lütfen. Ya nereye güçlü olalım ya? Tıkılıp kalmışız ne Zahra'yı, Tayne'yi, ne? Konuşamıyorsun daha Govel. Güzel şeyler düşünün. Atın kötü düşünceleri kafanızdan. Kapatın gözlerinizi bak. Kapatın. Kapat abi dinle. Hadi kapatın gözlerinizi. En güzel günlerinizi düşünün mesela. Mesela lisedeyiz. Beden eğitimi dersi başlayacak birazdan. Bir haftadır bu anı bekliyoruz. Sınıfta aşofmanlarımızı giyiyoruz. İçimizde çok tatlı bir sevinç. Kıpır kıpırız. O sırada kapı açılıyor. İçeri biri giriyor. O da kim lan? Yeni edebiyat hocası. Aman. Sınıfları karıştırmış herhalde. İçim yanıyor Metin. Diyor. Ben de hocam geliyorum hemen diyor. As. Oğlum ne diyorsun lan sen? İşte kızların şeyini alıyorum abi. Gerginliğini. Senin gerekli. Birisi geliyor. Birisi geliyor. Kızlar. Sen dışarıda bekle. Bir yere kaçma. Kırarım kemiğini. Memur bey. Vallahi bizim bir suçumuz yok. Memur bey değil. Başkomiser. Dediklerimi yaparsanız buradan çıkarsınız. İçeride hiçbir suçunuz olmadığını anlatacaksınız. Kamyonunuzdaki varillerde çimento vardı. Giderken bir kaza gördünüz, yardım etmek için kamyondan indiniz. Yol boyunca duraksadığınız tek yer orası. Kaza esnasında kamyonetinizin etrafında bir adam dikkatinizi çekti. Uzun boylu, kır saçlı, renkli gözlü bir adam. Varilleri onun değiştirdiğinden şüpheleniyorsunuz. Bu kadar. Hepiniz aynı hikayeyi anlatırsanız salınırsınız. Anlaşıldı mı? Vallahi anlaşılmadı. Yani benim birkaç tane sorum olacak. Siz kimsiniz? Niye bize böyle yardım ediyorsunuz? Ha, sizi kim gönderdi? Size niye güvenelim? Bana güvenmekten başka çareniz var mı? Yok. O zaman çok önemli bir şey soracağım sana. Ama doğru cevap vereceksin. Yalancının evini, barkını, tahtasını, silgisini, kuzeninin kumasını, severini, sayanını, köpeğini, kömecini, dedesini, yedecektini, doğurtan ebesini. Beyninin vakumunu, bahçesini, zakkumunu, tuttuğu silgisini, ciğerinin, veremini, böbreğinin taşını, omzundaki başını, gözündeki yaşını, alnındaki kaşını, sevdiceklerini, hepsini tek tek... Gondiklesinler mi? Gondiklesini! Ben bu adama güveniyorum arkadaş bak. Söylediklerini ezberleyin. Doğru söylüyor adam. Bravo. Ayakkabının bağcıklarını alalım mı komutan, başkomiserim? O arada ben de varilleri kendi varillerimle değiştirdim. İçindeki cesetlerden benim de haberim yok. Gelip bize niye anlatıyorsun peki? Mallar yakalanınca peşimi bırakmazlar. Tek hücreli bir hapishane nakdimi talep ediyorum. Tek hücreli hapishane ne lan? Terlik hayvana mı enjekte edelim seni? Tek kişilik hücreli olan demek istemiştim. Anladık tamam. Amirim, diğerlerini ne yapalım? İfadelerini alın. Bununkiyle tutuyorsan mahkemeye sevk edip sonra da serbest bırakın. Başüstüne amirim. Vallahi ne olduğunu henüz anlayamadım abisi. Ama bize çok büyük bir oydu inanıyor. Hilmi! Hilmi abi! Yine mi siz lan? Yine mi siz? Siz varsınız değil mi bu işin içinde? Biliyorum vallahi ana billahi ana biliyorum. Anam tamam. Geçtik. Sakin. Tamam. Ya Hilmi vallahi billahi bizim bir günahımız yok ya. O İngiliz anahtarı var ya. O İngiliz anahtarı... Abi, ay. Öyle geçer misin? Bekleyin lan. Bekleyin. Hilmi abiniz geliyor. O şey var ya Boğaz Köprüsü. Boğaz Köprüsü'nü... Çıkmış. Çok az kaldı. O üçüncü köprü var ya, o üçüncü köprünün inşaatının bitmesini beklemeyeceksin. İnşaatını bilirsin. Göreceksiniz. O alet çantasındaki bütün eşyaların hepsini böyle çıkaracağım sizi. Çok az kaldı. Hilmi abiniz hepsini halledecek. O icadınızın hepsini sizin böyle sokacağım, çıkaracağım, sokacağım, çıkaracağım. Ya bizim sana ne gibi bir yamuğumuz olabilir ya? O yamuğun kralını ben sizi kapı kapı dolaştırıp bana da büyük Hilmi demesinler. Hilmi abi kendimizi ifade etmemize bir izin versen bu çirkin laflara gerek kalmayacak ha bak. Acılar. Asıl ben sizin yüzünüzdeki ifadeyi... ötmedim. Neyse. Bayağı bir ferahladım. Hilmi ferahladı. Gidebiliriz. Bir dakika. Bunlar.
Malım mülküm benim bu ya. Bu iş daha bitti. Ali, Mesih, görüşeceğiz. Hilmi'nin ayakkabısı bu. Şükrü'yü de bir tek karakola kadar getirtmemiştik. Onu da başardık Allah'a şükür. Abi, eksengen bizim için avukat mı tutmuş? Tuttuğum gibi de getirdim. Sizi boşayan kardeşini getirmiş abi. Bizim yuva yakan avukatlarla işimiz yok. Ben de anlatmaya çalıştım ama ablam anlamadı. Ben boşanma avukatıyım. Öyle ceza davalarına bakmıyorum. Ama anlatamıyorum ki. Yahu boşanma da bir nevi cezalandırma değil mi? Ben Ali'den boşanarak onu cezalandırmış olmuyor muyum? Güzel laf soktu karı. Neyse, görüyorum ki salıverilmişsiniz zaten. Hazır sizi yakalamışken şu tebligatı bir vereyim de aç elini aç. Heh, hazır ben de seni yakalamışken şu geçen davadan kalan teminat borcunu bir salıvereyim. Kemerinle döveceğim. Abi, abisi. Lan, bu da nafaka olarak aylık 1500 lira yazıyor. Ne? 1500 lira mı? Abi 1500 lira ne? Gözünü seveyim. Ben sana 1000 lira vereyim. Siz geri evlenin lan. Böyle adalet mi olur? Yazık günah be. Her şeyini görmezden gelirim Ali. Ama kardeşimi işlerine bulaştırmayacaktım. İlk defa intikam almak istedim senden. Düşündüm Ali, düşündüm. Ali'nin canını en çok ne yakar diye düşündüm. Bunu buldum. Tamam Şükrü'ye, tamam. Ödeyeceğim bu parayı. Sen beni var ya hiç tanıyamamışsın. Ben kimseye Ali Özdemir'e sigarasının nafakasını veremiyormuş dedirtmem. Abicim, yalnız burada ayda 1500 lira diyor. Senin yanında var mı o kadar para? Ama Ali Özdemir'e sigarasının nafakasının tamamını veremiyormuş dedirtirim. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi şöyle yapalım. 1470 benim borcum olsun. Bu ay biraz sıkışırız. 30 lira versem kabul mü? İyi olur. Ver ver. Akmasa da damlar. Aldı ya lan. Eve kadar taban var. Hayatta olmaz. Tam parayı günü gününe vereceksin. Yoksa haciz işlemini başlatırım Ali Bey. Ali Bey ne lan? Köfteci köfteci Gültepe'de. Hadi gidelim ablacığım. Ya biz ne güzel saygı sevgi çerçevesi içerisinde boşanmıştık. Ne gerek vardı bunlara ya? Haciz nedir Şükrü'ye? Hadi hemen eve gitmemiz lazım yoksa vallahi başlayacak bizimkiler. Kızım o dizi biteli kaç sene oldu? Mal mısın sen ya? Hadi go ver ya, go ver. Babam telefonlarına kadar dinliyordur. Dikkat çekmeden bir görüşme ayarlamamız lazım. Son olaylardan sonra sizinle konuşmak isteyecekler mi efendim? İsteyecekler. En azından hesap sormak isteyecekler. Ama önce biraz dikkat dağıtalım. Vurdu ya lan. Bildiğin vurdu gerizekalı. Gidip baksak mı abi? Ya zaten başımıza o kadar şey geldi. Annemle babam merak etmiştir. Hadi eve gidelim. Hadi. Bence mantıklı olan neyse onu yapalım abi. Bence de. Allah! İlader bir şey var mı? Önerdi bir şey var mı? Ne yaptınız ya? Ne oldu lan? En az 4000 lira hasar var. Ön takım tamamen pert olmuş. Vay ulan. Araba arabayı vurduğunda pat diye ses çıkar. Bundan pert diye ses çıktı abi. 8'de 8 kusurlusun. Haberin olsun. Bak bundan da şahit. Ben de şahidim. Tam Yiğit'in planladığı gibi oldu. Sen etrafa göz kulağı. Lan aranızda fısıldaşmayın lan. Rahat olun. Ben şimdi polisi arıyorum. Hiç merak etmeyin. Alo. Memur bey. Polis mi? Hah. Bir kaza raporu verecektim memur bey. Hı-hı. Evet Metin ben. Abi artık polis sesimizden tanır oldu. Biz ne hale geldik ya? Ya birader kapat şu telefonu. Arama polis falan. Kapat bir dakika. Kaska bozulmasın diye değil mi abisi? Vallahi bence de hiç gerek yok. Çıkma mıkma bir türlü hallolur ya. Yenge yok bir şey yenge. Sen içeri gir. Kardeş sen bir gel. Gel. Alkol var mı lan? Anlamadım. Sarhoş musun diyor oğlum. Eğer sarhoşsan söyle polis gelmeden başka birini geçirelim arabaya. Çaktın. Tabii oğlum yazık günah lan. Adamcağız geldi sana vurdu pert diye. Enayi misin oğlum sen boş yere para diyorsun. Mal mısın? Zengin misin lan? Ya birader. Ben aslında size başka bir şey söyleyecektim ya. Allah senin cezanı vermesin. Yoksa ehliyetin mi yok lan? Alkolden mi kaptırdın lan ehliyeti? Ya ne alkolü ya? Ne alkolü birader? Sabahtan beri tutturduğunuz alkol alkol. Yok alkol mal. Beni Yiğit Bey gönderdi. Kendisi sizinle görüşmek istiyor. Aha bu da bir düzenek. Kim gönderdi? Yiğit Bey. Ya abi Allah'ını seversen şuradan gitmeyelim. Ya bak daha tutanak mutanak tutulmadı. Belki tutanak tutarken kavga mavga çıkar. İzleriz. Bizi görmek istiyor. Ben niye gidiyormuşum oğlum? O gelsin benim ayağıma. Polis seni görürse kesin gözaltına alır. Ben bunu kaçıramam. Burada bekleyeceğim gıcıklığına. Ne koyayım ya böyle bir şey yok. Ambulans mıydı o? Abi de normal bir şeymiş gibi. Diyorsun abi ya. Ne oldu birine bir şey mi oldu? Sizin şu an önemli bir işiniz var mı? Var. İyi o zaman.
siz beni yakalamaya çalışmazsınız. Bunu da kahveden aldım. Dur bir tane. Sen niye kovalıyorsun abi? Niye peşindesin? Seni yakalamaya çalışıyorum. Yakalayıp ne yapacağım lan? İki tokat diyeyim kendine gelirsin. Babama diye çıktık ya oğlum evden biz. Olaya vermiyorsun kendini ya. Vermeyeceğim. Gelmeyiniz. Acımadı ki. Çok acıdı. Ay. Cüheylan bunlar ya. Ya Sezai abi yok. Buradayım Metin. Gelebilecek mi? Lan nasıl geleyim oraya? Elif dama çıkmış abi ya. Gelemeyeceksen ben daha fazla çıkmayayım. Burada oturup gitmenizi beklerim. Yoksa vallahi bak daha şuraya çıkacaktım ha. Aha. Oğlum burası bizim aradan çıkmadır lan. Olaylar nerede başladı? Nereye kadar geldi ya? Biriniz direktesiniz. Öbürünüz damda. İnin lan aşağı. O zaman ben iniyorum. Adam beni bayrak gibi göndere çekti ya. Adres bura. Aman kapalıymış. Kapalı değilmiş. Yer miyim ben ya? Hadi buyurun. Bak duvardaki ayrılma noktaları iz yapmış. Gayet hareketli bir duvar. Duvarın hareketi yerde iz yapmış. Geçme noktaları da belirginleşmiş. Amatör iş. Dükkanda iki tane sigorta kutusu var. Bu yukarıdaki fason kesin. Kapıyı da bu açıyordur. Hakket amatör işi. İlk ikisinin üstü aşılmış, beyazlaşmış. Bunlar aşağı. Diğer yedisi temiz. Bunlar kalacak. Sonuncusunun üstü aşılmış. Bu aşağı. Bu yukarı, bu aşağı. Çok acemice. Evladım, Tahsin Bey'e bakmıştık biz. Amca seni ben havana koyayım. Ödümü kopardın, elim ayağım birbirine dolaştı. Çalsana kapıyı. Hoş geldiniz dostlar. Buldum. Çözdün ha. Her zamanki gibi çözdün. Ne yaptın, hallettin mi abi? Az biraz işim var. Abisi bak önümden çekil. Zaten asabım bozuk. Senin de kalbini kırmayayım. Benim Şükrü'yle bir konuşmam lazım. Abi bence hiç konuşma. Bugün biraz gergin. Eczacı hanımımız ablasına bırakmış dükkanı. Gezmelere çıkmış. Gezmelere. Nasıl gezmelere lan? Haydi. Bu kadın dükkanı batırır oğlum. İstersen sen Eda ile bir konuş. Ben konuşmam o kadınla abi ya. Eda arkadaşıyla zaten. Aldı kızı kim bilir nerelerde sürtüyorlar lan. Nerelerde lan? Okumuş insanlar abi. Çocuk benim gibi lise terk değil tabii. Kütüphaneye falan gittiler herhalde. Sen lise terk değilsin ki oğlum. Allah'ım mı? Terk ettiğimiz neydi lan? Abisi bak kütüphaneye gittilerse iyi. Orada ses çıkartmak yasak. O yüzden diyorum yani. Ne olabilir ki? Sen dua et. Barok operaya falan gitmiş olmasınlar. Gel üstüme. Acı yatmazım ya ben. Yıkılmıyorum ya. Bir tane de sen vur abi. Hareketlere bak ya. Akşam yemeğini yemeden odana da çekilirsin sen. Ergen ergen konuşma. Oğlum asabım bozuk diyorum lan. Şükrü'ye geldim işte. Sen ilki üzerine çekip benim sinirimi niye azaltıyorsun ya? Allah. Al şunu kahveye götür. Ben de birazdan geliyorum. Ulan kimse beni anlamıyor ya. Kimse beni anlamıyor diyor. Alo. Hayırdır abi? Ne istemiştiniz? Bordro. Beyaz. Ne diyorsun lan? Bordo dedin ya abi işte ben de beyaz dedim. Bordo beyaz bizim yeni yer sporun renkleri. Bordo beyaz bir kere Tokat Spor mal. Ulan arkadaş kimlerden medet umuyoruz ya?
Lan muhasebeci adam bordroyu bilançoyla karıştırır. En kötüsü amortismanla karıştırır. Adam amatörde oynadığı takımın renkleriyle karıştırdı abi. Ha bordroya tamam. Ne yapacaksınız abi siz bordroyu? Ben soğukluğuna iyi geliyormuş Oğuzhan. Mükellefinle bordroyu ne yapacaksın diye soru soran muhasebeci bulur lan. İstiyor mu buna uyup? Ulan bankaya gittik. Adamlar bize kumbara verdiler. Anahtarını da vermediler. Dolunca gelin biz açarız dediler. Parayı çarçur etmeyin dediler. Eğlendiler lan bizle. Bildiğin horladılar ya. Horladıklarını nereden biliyorsunuz? Geceyi beraber mi geçirdiniz yoksa? Siz ne içip ne vermeye gittiniz abi Allah aşkına? Kaç para veriyorlarmış? Lan yüzüksüz Frodo. Bankaya gittik oğlum. Kredi istemeye gittik. Kredi. Biliyor musun lan sen? Yok abi ben şurada bir hesap yapıyordum. Bak üstüne tükürdüm. Kalk lan gidelim şuradan yoksa ben bunu bölenlerine ayıracağım. Fişimizi faturamızı getirdik. Bordromuzu çıkar. Kalk. Abi yanlış anladınız. Ben gülmüyorum ki. Tutun lan. Vergi iadelerini de istiyoruz lan. Dalağını sikerim senin ha. Ha? 79. 80. Dede 81. 80'di City. Telefonun çalıyor kız. Nerede kalmıştım ben ya? Aklımdaki en son neydi? 69. 70. 71. Metin! Metin! 2 dakika gel lan. İşim var işim. 56. Reyona giren müşterileri sayıyorum. 57. Doğru saymam lazım. 98. Lan yardımın lazım oğlum. Gelse de lan. 95. Abi şimdi bak bunların büyüklerini yeşil, ortancaları sarı, küçüklerini de mavi etiketlerinden işaretli diyorlar. Ne yapacağız? Niye? Ne bileyim. Demek ki müşteri o zaman daha rahat ayırt ediyor boylarını. Allah Allah. Tavuğun boyutunda mı etikete bağladık ya? Medeniyet o kadar gelişti mi abi? Ben mi yanlış görüyorum? Oğlum bunların hepsi aynı değil mi? Ya abi bunu tavuklar içinde söyleyince ırkçılık sayılıyor mu? Yoksa serbestçe söyleyebiliyor muyuz? Ben bunu tartayım ya. Bak bir şeyi isimlendirirken başına ekstradan güzel bir sıfat ekliyorsan ondan bir korkacaksın abicim. Misal huzur evi. Ulan içinde huzur olan yer zaten senin için evdir. Ekstradan niye huzur ekliyorsun? Bak, huzur eklemiş var bir sıkıntı. Korkacaksın. Senin sigortaların attı tabii değil mi? Misal fantezi müzik. Ulan fantezi müziğin içinde ben ne fantastik bir şey duydum ne de gördüm. Bak ekstradan fantastik eklemiş ya. Orada bir ters oluk var. Korkacaksın. Ne diyorsun lan? Marketin süperim olur amına koyayım diyorum abi ya. Burası insanların günde 11 saat aralıksız çalıştığı bir de askeri ücrete çalıştığı bir cehennem. Ben tavuk alacaktım. Abla kusura bakma gari. Senin yanında da sövek oduk. Ben sana bu davulun en büyüğünü veriyorum bak. Battal boy. Müessesemizin ikramı. 2 dakikada bekle. Kimse yok deme lan. Bak Nazilli'den çok güzel kırmızı zeytin gönderdi Sadiye ablam. Sana bundan ders veremem. E dinele komu gari. Bankoyu kapatıp duruyorsun hadi. Oo. Müessesemizin ikramıdır mı dedin lan? Ya bir şey yap o kasadan geçerken ya alırlar o tavuğu elinden ya. Fikret diye bir herif var orada. Bırakır mı o tavuğu? Beynine kan gitmiş. Kalk yerine yat. Kalk. Bir dakika ya. E bura benim zaten yerim ya. Tamam tamam kalktın yatma. Sen var ya çakala bak ya. Beni kaldırmak için sen taktik mi geliştirdin kız? Ne yapayım? İşe geç kalma diye. Hem bugün markete sizi ben bırakacağım. Biz bugün markete falan gitmiyoruz. Hilmi abi başka yere atadı bizi. Nereye? He? Nereye? Ya böyle kıyafet satan bir yere ya işte. O yok ya. Nerede bu? Kalktı koşa koşa eczaneye gitti. Kardeşim de bir saat diye gitti bir gelemedi ama gelir birazdan. Buyurun. Bunlar muadili mi? Yok adı en çok benzeyen onlar. Beyefendi ne olur gözünü seveyim al git. Abla ne diyorsun sen? İzzeti nefis meselesi diyorum yalvarırım al git. Başka bir hastalıkta da bunları kullanırsın. Selamün aleyküm. Göz yanması için bir damla alacaktım ben ama. Tabii. Geçmiş olsun. Sağ ol. Yalnız bana değil, benim için değil yani Metin için. Ne kadardı? 20 lira. Öyle.
İşe başlamışsın. Hayırlı olsun. Alışabildin mi? Alışamayacak ne var ki? Bir oda dolusu ilaç işte. Maşallah. Allah utandırmasın. Ay, odamla ne kadardı ki? Tabloyu iyi paraya sattın ha. Bunlar benim. Bunlar da benim. Buyurun, buyurun efendim. Biz alışveriş için değil de daha müdüriyet neredeydi acaba? Bugün mükemmel bir satış yaptım. Ne varsa getirin, yığın önüme. Peki efendim, buyurun yardımcı olun. Murat Tekili değil mi lan bu? Kilo almış galiba. Resmi mi başlamış? Resmi bilmem de Adanalı. Ulan araba alırım, benzine zam gelir. Satarım, metrobüs pahalanır. Gitar alsam hip hop moda olur. Temel Reis'i izlesem kaba sakalın ıspanak yediği bölüme denk gelir. Ha, abi içim ezildi oğlum. Bir kilot milot bir şey alalım ya. En iyisi ben sizi müdüriyete götüreyim abi. Bundan sonra da müşteri müşteri kovalamam zaten. Yazık lan. Kelimenin bile M harfiyle başlayana denk geldi. Adamcağız ikilemeyi bile beceremedi, görüyor musun? Seyirciler hazır mıyız? Evreka!